Siyatik hastalığı insan hayatını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir hastalıktır. Hemen hemen herkes hayatının belli bir bölümünde bel ağrısı ve siyatikle karşılaşıyor. Ağrı gelip geçici olsa da bazen uzun sürebiliyor. Ancak ağrıyı dindirmek mümkün. İşte ağrıyı dindirmek için uygulanabilecek 8 doğal yöntem. Birazdan bunlardan sizlere bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde bu ağrılar neden olur? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunu bilmek çok daha önemli. Siyatik hastalığı ne anlama gelmektedir? Siyatik, sindirimin ağrılı hastalığıdır. Ağrı oldukça şiddetli olup kalçanın arkasından başlayarak dizin arkasına kadar uzanmaktadır. İlk olarak kalçaya doğru vuran bel ağrılarıyla başlar ve sinir boyunca yayılır. Peki siyatik hastalığına yakalandığımızı nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir? Oldukça şiddetli bir ağrıdır. Kalçadan başlayarak topuğa kadar uzanabilir. Hareket ettikçe daha kötüye giden ağrılar oluşturur. Bacaklarda hissedilen halsizlik ve yorgunluk meydana gelir. İleri boyutlarda hareket kaybı yaşanabilir. Ayak parmaklarınızın karıncalanması ve batma hissi oluşmaya başlar. İdrar kaçırma oluşur. Peki, siyatik hastalığının nedenleri nelerdir? Birçok sebebi var. Mesela bunlardan bazıları şunlar. Yaş, alınan kemik darbeleri, fıtıklar, yaşa bağlı omurilikte oluşan değişiklikler nedenlerindendir. Obezite, aşırı kilolu olmak stresi artırarak siyatiği tetikler. Meslek, bazı meslek gruplarında olduğu gibi ağır yükler taşınması, sırtınızı sağa sola döndürmeniz, motor kullanımı gerektiren bir işiniz varsa siyatiğe rol oynayabilir. Uzun süre oturmak. Sürekli oturan ve bunu hayat tarzı haline getiren insanlarda çok daha sık görülmektedir. Peki korunma yöntemleri nelerdir? Siyatik hastalığı tekrarlanabilmektedir. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken öneriler vardır. Hastalığın gelişmesini bu koruma yöntemleriyle daha da aza indirebilirsiniz. Peki bunlar nelerdir? Düzenli egzersiz yaparak kaslarınızı güçlü tutmanız gerekir. Doğru bir şekilde oturarak duruşunuzu korumanız gerekir. Sürekli ayakta kalıyorsanız eğer zaman zaman dinlenmeniz gerekir. Sırtınızı dik tutun ve ağır bir şeyler kaldırma veya bükme işlerinden kaçınmaya çalışın. Ve şimdi gelelim siyatik hastalığına yakalanan kişiler hangi yöntemleri kullanmalı, nasıl geçirebiliriz? Evet, 8 yöntemden bahsetmiştik. İşte o yöntemlerimizden ilki. Akupunktur. Çin'de yapılan araştırmalar, akupunkturun siyatik hastalığı üzerinde batıda uygulanan tedavilere göre daha etkili olduğu savunuluyor. Çin'de bir gazetede yayınlanan araştırma sonuçlarında tedavi uygulanan hastaların %56'sının akupunkturla siyatik hastalığının belirtilerinden tamamen kurtulduğunu belirtiyor. Yine %35'lik kısım ağrının hissedilebilir derecede azaldığını ve bunun en az 12 seansla gerçekleştiğini söylüyorlar. Siyatik hastalığının tedavisinde kullanacağımız ikinci yöntem buz. Birçok kişi soğuğun siyatik hastalığının belirtilerini yok ettiğini söylemektedir. Hastalığa sahip kişilerin bazıları havlunun içerisine buz sararak ağrıyan bölgeye uygularlar. Arası buz dolu olan havluyu her 3 saatte bir 20 dakika boyunca ağrıyan bölgeye uygulamaya çalışın. Sonuçtan memnun kalacaksınız. Siyatik hastalığına iyi gelen üçüncü yöntem sarı kantaron. Birçok bitki ve yağı siyatiğin ağrısını ve iltihabını geçirebilir. Sarı kantaron yağı ise iltihap giderici olması özelliğiyle bilindiğinden yağı günde 2 veya 3 defa ağrıyan bölgeye uygulayın. Ağrının azaldığını göreceksiniz. Siyatik hastalığına iyi gelen dördüncü yöntem kayropraktik. Siyatik hastaları ağrılarından kurtulmak için kayropraktiğe elle tedavi yöntemine başvuruyorlar. Bir çalışmada hem kayropratiği tercih eden hem de bıçak altına yatan hastaların acılarının aynı oranda azaldığını belirten açıklamalarda bulundular. Beşinci yöntemimiz spor. Siyatik ağrısı çekenler için hareket etmek tam anlamıyla bir işkenceye dönüşse de iyileşme sürecini hızlandırmak için spor yapmak gerekir. Diğer bütün fiziksel rahatsızlıklarda olduğu gibi hareket ederek kan dolaşımını dengelemek ve bu vesileyle iltihabı önlemek şart. Aşırı oranda spor yapmanıza da gerek yok. 20 dakikalık yürüyüş bunun için yeterli. Yüzmek de yine iyi bir alternatiftir. Siyatik hastalığına iyi gelen 6. yöntem uyku. Yeterince uyuduğunuzdan emin olun.
Böylelikle kaslarınız rahatlar ve sinirleriniz güçlenir. Sert yataklarda uyumayı tercih edin. Yatağınız sırtınızı dik tutacak şekilde olmalı. 7. Yöntem Yoga. Yoganın kasları güçlendirdiği, kan akışını hızlandırdığı ve vücuda esneklik kattığı biliniyor. Yoganın siyatik ağrılarına iyi geldiğini destekleyen bilimsel bir çalışma olmasa da birçok hasta yoganın etkisi olduğunu söylemektedir. Ve 8. yöntemimiz fizyoterapi. Ağrı kesiciler siyatik hastalığını önleyebiliyorlar. Ancak kimyasalları vücudunuza sokmadan önce bu doğal yöntemleri denemeniz önemli. Ve şimdi de gelelim siyatik ağrısına iyi gelen besinlere. Evde 9 bitkisel çözümü denemeniz sizin için çok yararlı olacak. Peki bunlar nelerdir? Süt, bal ve sarımsak karışımı. Siyatik ağrısına bitkisel çözüm arayanlar bu kürü uyguladığında ağrıyı kısa zamanda yok edecek. Öncelikle süt, bal ve sarımsağı karıştırın ve bir içecek elde edin. Hazırlanan bu karışım siyatik ağrısını dindirme konusunda etkilidir. Uzun süredir siyatik ağrısı yaşayanların düzenli bir şekilde tüketmesi önemli. İkinci besinimiz nane yağı. Nane yağı siyatik doğal tedavisi yöntemlerinden biri. Antioksidan görevi olan doğal nane yağı siyatik ağrısı için tavsiye edilmektedir. Nane yağının etkisini görmek için haftada 2 defa olacak şekilde boyundan bacaklara kadar masaj yoluyla sürülmesi gerekir. Ağrıyı hissettiğinizde organik nane yağını bacaklarınıza sürmeyi ihmal etmeyin. Kan dolaşımını düzenleyen bu faydalı yağ siyatik ağrısı çekenlerin kurtarıcısı olacak. Üçüncü besinimiz sarı kantaron yağı. Evet, iltihap temizleme gücü olan sarı kantaron yağını siyatik ağrısı yaşadığınız günlerde kullanabilirsiniz. Bacaklarınızda yorgunluk ve ağrı hissettiğinizde sarı kantaron yağını bacak bölgenize sürmeniz önemli. Düzenli sarı kantaron yağı kullanımı sonrasında siyatik ağrısının yok olduğunu göreceksiniz. Dördüncü besinimiz soğan. Orta boy bir soğanı ikiye kesin ve her ikisini de kullanarak diz kapaklarından bileklerinize kadar masaj yaparak sürün. Soğanın ağrı kesici ve iltihap artırıcı etkisi vardır. Soğanın ağrı kesici ve iltihap atıcı etkisi sayesinde bacaklarda oluşan ağrıdan kurtulun. Soğanın kokusu rahatsız edebileceğinden uygulamadan bir saat sonra bacaklarınızı yıkayabilirsiniz. Beşinci besinimiz lahana yaprakları. Lahana yapraklarını tek tek koparın ve bir miktar sıcak suda haşlayın. Ilık olan lahana yapraklarını bacaklarınıza sarın ve bir süre bekleyin. Bu uygulama sayesinde kan dolaşımı hızlanacak, siyatik ağrıları sona erecektir. Altıncı besinimiz söğüt kabuğu. Salisin içeren söğüt kabuğunu 500 ml'sini suyun içerisinde kaynatın ve ılıması için bekleyin. Kaynayan suyu süzerek 8 saat arayla tüketmeye çalışın. Söğüt kabuğu suyu, siyatik ağrısını azaltma konusunda size yardımcı olacaktır. Yedinci besinimiz, susam yağı, zencefil tozu. Bir yemek kaşığı zencefili, iki yemek kaşığı susam yağı ile karıştırın. Elde edilen kremsi karışımı, diz kapaklarından bacaklarınıza kadar sürün ve tüm bölgenin bu karışımı yemesini sağlayın. Ağrının kısa zaman içerisinde yok olduğunu göreceksiniz. 8. besinimiz ökse otu. Bir kase sıcak suyun içerisine ökse otunu atın ve demlenmesini sağlayın. Sıcağa geçen ökse otu suyunu siyatik ağrısının hissedildiği bölgeye bir havlu yardımıyla sürün ve havluyu bekletin. Haftada birkaç defa deneyerek siyatik sinirlerin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. 9. ve son yöntemimiz çarkı felek çayı. Kasları rahatlatma ve gevşetme özelliği olan çarkı felek çayı, siyatik ağrısını yaşatan kasların gevşemesini sağlar. 2 gün arayla içeceğimiz çarkı felek çayı sizi ağrıdan kurtarır. Gebelik döneminde tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Lütfen videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ihmal etmeyin ve kanalımıza abone olarak diğer seslendirmelerimizden haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.